Nasıl yapılır, hoş geldiniz. Bu videoda Samsung Galaxy akıllı telefonlarında bulunan tekerle çalıştırma özelliğini nasıl kullanacağını anlatıyoruz. Galaxy Note 4, Galaxy Note Edge, Galaxy A7 gibi büyük ekranlı Android telefonlarında epey kullanışlı olan bir özellik sayesinde sadece tek bir parmağınızla Galaxy telefonunuzu rahat bir şekilde yönetebilirsiniz. Tekerle çalıştırma ayarlarına erişmek için uygulamaları açın ve ayarları takip edin. Ayarlarda cihaz bölümü altında yer alan ekran ve duvar kağıdı seçeneğine dokunun. Ekran ve duvar kağıdı seçeneği altında bulunan tekerle çalıştırmayı takip edin. Tekerle çalıştırma sayfası içerisinde 3 adet seçenek göreceksiniz. Bunlardan ekran boyutunu küçült, telefonun ekranın boyutunu küçültmeyi ve sadece baş parmağınızla ekrandaki bütün unsurları kontrol etmenizi olanak sağlıyor. Bunu açık duruma getirin ve daha sonra ana ekrana dönün. Ekranın tutuşa göre sol veya sağ kenarın ortasından ortaya doğru ileri geri hareketi hızlı şekilde yaptığınızda gördüğünüz gibi kullanıcı arayüzü küçülecek ve baş parmağınızla rahatlıkla kullanabileceğiniz bir hale gelecek. Bu şekilde Samsung Galaxy telefonunuzu tek elle rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ekran boyutunu küçült aktifken sol üst köşede yer alan büyütme butonuna dokunarak ekranı tekrar eski haline sokabilirsiniz. Tek elle çalıştırma altında yer alan bir diğer seçenek tek elle girişte Samsung Galaxy telefonunda bulunan klavyeyi tek elle rahatlıkla kullanabilecek hale getirmenize olanak sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi numara takımı sadece ekranın sağına yanaşık şekilde duruyor. İsterseniz bunu ekranın soluna yanaşmış şekilde de kullanabilirsiniz. Böylelikle de sadece tek parmağınızı kullanarak büyük ekranlı Galaxy telefonunda tuşları rahatlıkla basabilirsiniz. Tek elle çalıştırma altında yer alan son seçenek yan tuş paneli ise donanım tuşlarını veya seçilen diğer işlevleri ekranın yan tarafında düğme şeklinde göstererek cihazı tek elle kullanmanızı olanak sağlıyor. Yan tuş panelini açtıktan sonra gördüğünüz gibi ekranın sol kenarından bir tane sütun çıkıyor. Bu çubuk üzerinde de görmüş olduğunuz şekilde çoklu görev ana ekran geri tuşları yer alıyor. Buraya dilediğiniz takdirde sık kullandığınız uygulamaların veya işlevlerin kısa yollarını da eklemeniz mümkün oluyor. Nasıl yapılırdan bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.